buraya çıkmış. Bak orada büyük bir komutan, hani büyük bir komutan edasıyla oradaki yapılanmaya, kendi amaçladıkları yapılanmaya ilişkin o süreci yönetiyor aslında. Bu sürecin ne olduğunu biz her hafta burada konuşuyoruz. Ve birlikte tatbikat yapıyorlar. Bunu yine konuşuyoruz. Evet. Ekonomik anlamda meclislerinden geçen bütçeleri var. Yıllık ayırdıkları düzenli olarak. Bunu da biliyoruz. Askeri eğitim veriyorlar. Düzenli bir ordu kurma anlayışları var. Bunu da biliyoruz. Ne için yapıyorlar? Buradaki PYD, PKK unsurlarından oluşan bir sözde askeri birliğin amaçlanan olması bizim yararımıza mı Kore Hocam? Yani böyle bir anlayışı kabul etmek ne anlama geliyor? Yani bunun karşısında durmamız gerekmiyor mu? Bunun karşısında durmamız gerekmiyor mu? İşte bak, Irak'la ilgili bu ikili ilişkilerin güçlenmesi, o şekilde hareket etmemiz. Bu kalkınma yolu projesi tabii ki hem Irak devleti için, hem bizim için, hem oradaki diğer bölge ülkeleri için çok çok önemli, anlamlı. Ama orada böyle bir bu projenin getireceği, hayata geçmesiyle birlikte bu projenin katacağı zenginlikler oradaki terör unsurlarının barınamayacağı anlamına geliyor. Ya da terör unsurları olmamalı ki bu proje daha rahat hayata geçsin. Şimdi bu anlayışla SENTCOM'daki buradaki ilgili komutan bu amaç doğrultusunda bizim buradaki kalkınma projesini sekteye uğratmak için varlar mı bir nebze? Varlar. Özellikle Suriye'de dikkat edelim. Evet, Suriye'nin kuzeyinde. Var. O zaman hocam bak, şimdi Cem Bey çok güzel bir soru sormuş sana. Bizi her hafta izliyor biliyorsun. Sevgili Cem Karaca. O da diyor ki yani sadece diyor hocam Irak ile görüşerek bölgede PKK sorunu çözülür mü? Ya da Esad'la görüşmeden bölgede bulunan Amerikan güçlerine karşı fiili hareket yapılmadan bölgede terör sorunu çözülebilir mi? Diye çok güzel bir soru sormuş. Bak çok güzel. Yani Esad'la da bir an önce görüşülmesi lazım. Beraber operasyon daha güçlü. Suriye eksik kalmamalı. Bak adamlar Suriye'de denetleme yapıyor. İşte Mısır'la uzun bir aradan sonra ikili ilişkilere yönelik olumlu anlamda bir adımlar atılması. Güzel. Irak'la bu ikili ilişkiler önemli. Ortak harekat yapılması. İşte PKK'yı onların da artık tehlikeli bir konumlandırılması, tehlikeli bir yerde Irak devletlerinde. Bunlar önemli. Oradaki insanların refah düzeyi artarsa, başına. Evet, bu bak bu projelerle aslında oradaki insanların da refah düzeyi artacak, yaşam kaliteleri artacak. Şimdi evet, bu artarsa Amerika'nın maalesef kuklası olanlar için söylüyorum. Amerika'nın kuklası olanlar da bu kukla olma anlayışından vazgeçecekler. Çünkü zenginliğin olduğu yerde, değil mi? Kavgada olmaz. İnsanların hepsinin karnı evet, doyuyorsa. Kesinlikle. Ama Suriye olayına da damga vurmak lazım hocam. Sürekli söylemek lazım. Tabii ki yani. Esad'la niye kan davalı mısın sen ya? Niye görüşmüyorsun mesela? Çok enteresan. Devlette böyle bir şey olur mu? Devlette fayda odaklı hareket etmek lazım. Adam Papua Yeni Gine'de denetleme yapmıyor bu SENTCOM komutanı. Suriye'nin kuzeyinde yapıyor. Onu da tamamen söküp atmak lazım. Tabii ki. Yani ama işte oradaki bu unsur, buradaki terör unsurların varlığı hani sadece Suriye'de sınırlı kalmayacak. Irak'la da sonuçta genişleyecek olan bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah. Çünkü amaçları bu. Hani karşı tarafından genişlemeden kastım oradaki terör unsurlarının, yani sözde terörist ana ilişkin, yani oradaki sınırların genişletilmesi ilişkin, oradaki bir kendilerince bir devlet kurmaya ilişkin bir anlayışın genişlemesinden bahsediyorum. Çok daha tehlikeli olan. Yani hiçbir zaman bir şeyde yetinecek bir anlayış yok karşımızda. Daha genel çerçevede bakan. Asıl amaçların ne olduğunu her hafta anlatıyoruz burada. Bu yüzden Irak'la olan bu ikili ilişkiler ne kadar hayati önem taşıyorsa Suriye'yle olması muhtemel olması gereken ikili ilişkilerde en az bu kadar hayati önem taşıyor. Kesinlikle hocam.